Merhaba sevgili izleyiciler. Berlin'den herkese selamlar, sevgiler. Enstrümanları tanıttığımız programımızın bu bölümünde enstrüman yapımı ve onarımı üzerine konuşacağız. Bu konuyla ilgili bilgiler vermek üzere sevgili arkadaşım Lütiye Eren Sülün'le birlikteyiz. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Merhaba Ececiğim, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Eren, luthier kelimesi Fransızca bir kelime. Enstrüman yapımcısı, onarımcısı anlamına geliyor. Ama bunun Türkçe karşılığı var mı? Kullanılıyor mu yoksa luthier olarak mı kullanılıyor? Yani evet, lütiyer yazıyor ama Türkçe'de de var. Yani Türkçe karşılığı da var. Yani lütiye deniyor. L-Ü-T-İ-Y-E şeklinde kullanılıyor. Şimdi o söylediğim harfler, yani sıraladığım harflerle Türkçe'ye çevrilmiş şekli var. Var ama lütiyer de, yani öyle o şekilde de okunsa lütiye gibi duyuluyor. Yani bir karşılığı Peki, var. luthier hangi enstrümanları tamir ediyor ya da yapıyor? Yani aslında yaylı, telli enstrümanlar diye geçiyor ama yani lütiyeler neredeyse bütün enstrümanları tamir ediyorlar. Keman, ud, tambur. Türkiye'de tabii bunlar kanun. Tabii ki yurt dışında da yapan vardır. Bunları yapan, onaran kişiye lütiye deniyor. Peki nefesli sazlarla ilgisi yok ama sadece yaylı sazlar, Evet. telli sazlar. Geçiyor. Ama işte nefes lütiyesi de deniyor. Yani aslında tüm, bana sorarsanız bütün enstrümanları kapsıyor bence. Çünkü o da nefes lütiyesi. Yani aslında işte sözlük anlamında telli enstrümanları onaran, yapan kişi olarak söyleniyor ama bana sorarsanız nefes lütiyesi, yaylı lütiyesi ve zaten bütün enstrümanları kapsıyor diye biliyorum ben. Hatta piyano akordu bile yapıyorsun sen en azından bildiğim Tabii ki. kadarıyla. Evet, Türkiye'de yapıyorum. Evet. Akort işleriyle uğraşıyorum. Onların da tabii aslında bence işte ona da lütiye denir. Onun da tamamen ben sadece akort yapıyorum ama onun teknikerleri var. Yani yapımıyla uğraşan, bütün parçalar, yani söken, takan kişiler var. O da başka. Aslında bütün enstrümanlar çok De. birbirlerinden ayrılıyorlar açıkçası. Peki enstrüman çalmayı bilmesi gerekir mi bir lütiyenin? Şimdi valla bunu nasıl anlatayım? Normalde aslında bilmesi gerekir. Yani yaptığı enstrümanı, herkesin söylediği lütiyenin o yaptığı, hangi enstrümanı yapıyorsa o enstrümanın en azından akordunu yapmak, sesine bakmak, tonunu duymak için o enstrümanı çalması gerekiyor. Ama tabii ki şimdi ne derecede, ne seviyede çalınabilir onu bilmiyorum. Çünkü yani çalgı yapım deniyor Türkiye'de bu bölüme, lütiyerlik bölümüne. Orada gördüğünüz çalgı eğitim dersiniz var. O da haftada yaklaşık bir saat oluyor. En azından bizim üniversitede öyleydi. Ama diğerlerinde de çok fazla tutulduğunu zannetmiyorum. Çünkü en önemli ders atölye dersiniz. Tabii ki şimdi sen müzisyensin, profesyonel müzisyensin. Yani haftada bir saat derste üzerine gitmezseniz ne kadar çalınabilir o keman, o piyano? Yani ile benim de çalma seviyem belli. Yani bunu, yani işte benim eşim gibi, senin gibi ortaokuldan çok ileri seviyede çalıyor olmak lazım. Yani sesine bakabiliyoruz ama bence çalan birinden dinlemek de fayda var. Denetmek, dinlemek da fayda var. Yani durum böyle aslında lütiyerlerde. Peki Ama başka hangi özelliklere sahip? yani çok iyi seviyede çalıp lütiyelik yapan da vardır. Hani gitar lütiyesi olup çok iyi gitar çalıp yani sesine bak. Onlar da vardır tabii ki. Muhakkak zevkle yapıyor büyük ihtimalle. Belki de kendi özel zevki olarak da kendi Ona enstrümanını yapmak istemiş yani olabilir. gitar çalan, gitar çaldıktan sonra "Aa, böyle bir şey varmış" deyip yıllar sonra lütiyelik okuyup veya usta çırak ilişkisiyle de bu işi devam ettirip yapanlar da vardır tabii ki. Bence duymak, Başka? dinlemek yani duymak çok önemli gerçekten. Sesini, tonunu gerçekten tam anlamıyla sonuna kadar hangi enstrümanı yapıyorsanız duymanız lazım. Doğru. Valla ben şöyle bir şey düşünüyordum hatta. Konservatuvarda böyle bir ders yok. Lütyerlik bölümünde. Ben şöyle bir şey düşünüyordum. Bir sınıf olsun.
O sınıfta da mesela ben kemandan örnek vereyim. Her hafta bir dinleti dersi, yani bir iyi bir kemancı gelip çalacak ve iyi, orta ve çok iyi kemanlar olacak o sınıfta. Ve lütiyeler de bunu dinleyecekler. Evet, hakikaten güzel fikir. Yani sonuçta siz iyi bir kemandan nasıl bir ses çıktığını duya 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 öğrenirsiniz. Çünkü bir de kendi çaldığınız değil de karşı taraftakinin çaldığını duymak çok önemli. Doğru, yani, doğru. Sen de daha iyi biliyorsun zaten. Aslında gerçekten bu bölüm önemli bir bölüm. Yani enstrüman çalanlar için de, enstrümantistler için de kendi aletlerini biraz olsun, hiç olmazsa biraz tamir etmeyi, birazcık evet, bir şeyler öğrenmelerinde fayda var. Mesela piyanistlerin aslında akordu biraz anlamaları lazım, yani yapabilmeyi. Ya, çünkü gerçekten şimdi burada akort konusunda tamam, ben ailelere, evlere gidiyorum, profesyonel müzisyenlere de akort ediyorum ama şimdi örnek küçük bir çocuk. Genelde %95 ya da %90 aile bu işi bilmiyor. Şimdi akort bozulduğunda bilmiyorlar. Çocuk da bilmiyor. Öğretmen söylerse oluyor. Çocuk çok dikkatli bir çocuksa, kulağı çok iyiyse dikkat ediyor. Dolayısıyla büyüdüğü zaman, yani biraz daha ilerlediği zaman bu işi kendi yaptığında, şimdi normalde 6 ayda bir mevsim geçişlerinde akort yapılıyor ya da senede bir yapılıyor. Ama sen de biliyorsun ki senin piyanonu birisi akort etse, sen bir şeyler çalsan 1,5 ay içinde o akort bozulacak aslında. Yani sen duyacaksın onu. 1,5-2 ay içinde düşmeye başlayacak. Dolayısıyla çok iyi duyan, bu işi bilen insanların birazcık şöyle akort aletiyle ne derler, piyanonun anahtarıyla bence biraz akort yapmaları lazım. Evet, biraz bilmek lazım. Peki bu işin eğitimini nerede alabiliyorsun? Sen nereden aldın, nasıl başladın? Şimdi Türkiye'de, yani dünyada da böyle tabii de, konservatuarlarda ben İstanbul Teknik Üniversitesi çalgı yapım, enstrüman yapım bölümünde okudum. Üniversite seviyesinde oluyor bu iş. Yani öncesi yok ortaokul, lise gibi. Üniversite sınavından sonra özel yetenek sınavına girerek çalgı yapım bölümüne girebiliyorsunuz. Türkiye'de gelişiyor, daha da büyüyor, daha da başka üniversitelerde bölümler açılıyor, daha da güzelleşiyor şu anda. İlerliyor yani Türkiye'de bu iş. İhtiyaç var demek. İhtiyaç da var, dünya da değişiyor. İnsanlar konservatuarlara eskisi gibi bakmıyorlar. İşte çalgıcı mı olacak, zurnacı mı olacak, öyle şeyler kalmadı işte. Yani hani insanlar balerin olsun istiyorlar, balet olsun istiyorlar. İşte bu bence biraz televizyon programları. İşte klarneti Hüsnü Şenlendirici'den görüyorlar. İşte o dans programlarından. Bence böyle böyle, ama güzel şeyler oluyor bence. Yani tabii, tabii, ilgi arttı. Yarı zamanlıya başlatılıyor çocuklar. İşte yok, aman doktor olsun, mühendis olsun, yarı zamanlı gitsin diye bakılıyor. Ama bir bakılıyor ki çocuk çok iyi ve tabii bu kadar sayı arttıkça, etraflarındaki örnek de arttıkça, hani bunun da ciddi bir şey olduğunu, müzisyen olmanın güzel bir şey olduğunu görüp o yolda devam eden insanlar da oluyor. Ben ümitliyim. Yetenek sınavı derken kulak sınavını mı kastettin? Nasıl bir yetenek bekleniyor? Çalgı yapım bölümünde öncelikle mutlaka konservatuarda kulak sınavı kesinlikle oluyor. Kulak sınavını, ilk önce kulak sınavı oluyor. Tabii yine şimdi başka bölümleri, başka üniversiteleri tam olarak bilemem ama ama hep de böyledir yani. Kulak sınavı oluyor. Kulak sınavından sonra çalgı yapımda kullanılabilecek aletler var ama tabii şimdi çok tehlikeli aletler, bıçaklar, bir takım şeyler. İlk başta bir çizim kesinlikle olabiliyor sınavda. Kulak sınavını geçtikten sonraki ikinci eleme diyelim. Çizim ve en basit aletlerden bir tanesi kıl testere mesela. Kıl testereyle size bir şeyler kestirilebiliyor. Küçük plakalarda yuvarlak, zikzak, bakalım testereyi tutabiliyor musunuz, kesebiliyor musunuz gibi çok ileri seviyeler olmadan bunlar yaptırılıyor. Sonrasında onu da geçersiniz, mülakat oluyor. Hani niçin bu bölüme gelmek istediniz gibisinde bu şekilde oluyor. Yani çiziminize de, el yeteğinize, çiziminize,
kesinlikle bakılıyor ama ilk önce kulak sınavı oluyor mutlaka. Peki bir enstrüman ne kadar sürede yapılabilir ve nasıl aşamalardan geçiyor? Şimdi yani yine ben kendi konumla ilgili konuşabilirim. Yani diğerlerini de biliyorum ama yine de aslında bunu çok hızlı bir şekilde yapanlar var. Yani 20 gün içerisinde keman yapan bile var. Ama bunun bir süresi var gerçekten. Yaklaşık tabii ki sizin başka hiçbir iş yapmıyor olmanız lazım. Yani atölyenize gelip sabahtan akşama kadar başka bir işle ilgilenmeyip. Ama biz yani ben yani kendi adıma konuşursam birçok şeyle diğer tamirler bakımlarla ilgilendiğimiz için bizimkiler yaptığımız enstrümanlar biraz uzun sürüyor. Ama yaklaşık bir buçuk ay içerisinde bir kemanı yaparsınız. Hatta ilk kemana başlayabilirsiniz. Yaklaşık iki ay içerisinde. Cilası tabii uzun sürüyor. Kurumasını beklemek gerekiyor. Yaklaşık iki ay içerisinde yaparsınız. Yani o bilinen çok meşhur tabii çalgı yapımcıları Stradivarius gibi, Amati ailesi gibi yani yine bu sırra erişmek mümkün olabildi mi? Neydi yani bu insanların sırrı? O da şimdi böyle hep değişik şeyler söyleniyor tabii ki onlar hakkında. Yani o yaklaşık 18. yüzyılda onlar bulunmuşlar işte. Stradivarius kemanları daha çok konuşuluyor. Nedir yani bunun sırrı? Bir takım üniversitelerde araştırma yapılmış, Colorado, Texas Üniversitesi'nde. İçerisinde bulunan maddeler var aslında. Cila incelemişler. Yani ağaçlar hakkında da spekülasyonlar var. Yani konuşmalar var. Deniyor ki işte o zamanlar ki Aladin akça ağaç yok. Ama yani cilanın içerisindeki madde, terebentin, alkol, cila formülüyle ilgili bir takım şeylere ulaşmışlar aslında. Akça ağaç incelenmiş, boraks kullandığı tespit edilmiş gibi şeyler ama yani aynısı yapılamıyor. Kendinden sonra da devam etmiş bir takım enstrümanlar yapılmış ama kendi yaptığı enstrümanlar gibi olmuyor açıkçası. Sır ama kalmış onlarla birlikte. Çok iyi şeyler var. Efendim? Evet. Pardon. Sır onlarla birlikte gömülmüş bir daha yok. Yani bir şeyler söyleniyor. Zaten işte yaklaşık 1100 tane enstrüman yapmış. Ve işte yaklaşık keman olarak ya 512 tane enstrüman keman yapmış ve işte günümüze kalan çok fazla yok, 700 civarı bir enstrümanı var. Evet. Peki bu enstrümanlar artık yani biraz daha fabrikasyon gibi mi yapılmaya başlandı yoksa hala böyle tek tek yapılabiliyor mu? Öyle özel sipariş geliyor mu? Ya tabii özel sipariş geliyor. Şimdi fabrikasyon gibi yaparsanız yani açıkçası olmaz. Tabii el yapımı yapılıyor. Yani el yapımı istenen enstrüman bildiğiniz ağacı kütük şeklinde kesilip birleştirilip tekrar kesilip yani tamamen aslında elle yapılıyor. Kesiyorsunuz, birleştiriyorsunuz, özel bir ütüsü var, yanlıkları inceltiyorsunuz, yanlıklarda ütüde yanlıkları dönüyorsunuz. Kapakları birleştirip, ölçülendirip, kapatıp dış ölçülerini yaptıktan sonra yine geri kalan her şey elle yapılıyor. Yani oyma kaşıkları, sistireler, parmak rendeler, bildiğimiz bıçaklar, her şey elle yapılıyor. Ama fabrikasyon çok 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 ileri seviyede şu anda. Yani Çin'deki üretim inanılmaz. Yani inanılmaz birebir kopyalarını yapıyorlar. Tabii alet kullanımı şimdi bir takım elektronik aletler işin içine giriyor. Yani şerit testere giriyor mesela. Eskiden tamamen elle keserken şimdi şerit testere de kesebiliyor lütiyeler. Ya bana sorarsanız hiçbir sakıncası yok. Teknoloji yani Stradivarius'un zamanında, Guarneri'nin zamanında olsa kullanmayacak mı? Yani bence kullanacak. Ama tabii ki insanlar tamamen el yapımı istiyorlar. Her şey elle açılsın istiyorlar. Tabii ki zaten yapımının %90'ı, %100'e yakını elle yapılıyor. Yani peki bu işten para kazanmak mümkün mü? Bu işten para kazanmak.
Şimdi çok komik yani Türkiye'de çok fazla insan bu işe girmiyor. Girse de çok fazla bölüm yok. Tabii ki yetenek sınavı olduğu için 500 kişi bile girse 7-8 kişi alıyorlar bir üniversiteye. Oradan mezun olanlar da maalesef bu işi başka mesleklere kayanlar çok oluyor. Okuldayken sıkılanlar çok oluyor. Yani bu her üniversitede vardır. Fakat Tabii. işte o 7 kişiden 2 tanesi kalıyor. Yani ben bir seneden bahsediyorum tabii ki bir üniversiteden bahsediyorum ama çok da bölüm yok Türkiye'de. Sonra bu Bayağı işi müzisyen gibi. yapmak isterlerse atölye açıp gerçekten yapmaya başlarlarsa bir şekilde bu işten para kazanılıyor. Her meslekte olduğu gibi doğru düzgün ve şey yapıldıktan sonra para kazanılıyor açıkçası. Tabii. Elbette. Sonuçta çalınıyor. Tabii. İhtiyaç vardır herhalde. Enstrüman çalan çok insan var. Siz bir şekilde siz onların lütiyesi oluyorsunuz. Problemlerinde size geliyorlar, problemlerinde sizleri arıyorlar. Benim internet sistem var, işte Instagram'ım var. Benim internet sistemde chat'im var. Mesela Türkiye'nin her yerinden bana yazıyorlar. İstediğinizi sorabilirsiniz diyorum. Van'dan, işte Kayseri'den. Bir Ne televizyon güzel. programında şu anda dönen bir belgeselim var. Ben de görmüyorum onu ama herkes görüyor. Her gören telefon ediyor. İşte sizi izledik hocam. İşte böyle bir takım sorular sormaya başlıyorlar. Ve bir şekilde insanlara ulaşıyorsunuz aslında. Ne kadar güzel. Tabii ki para kazanılıyor ama yani işte belirli standartlarda Biraz da Türkiye. gönül vermek lazım tabii ki her işte olduğu gibi herhalde. Tabii tabii ki aynen. Sevmezseniz mümkün değil. Ben çok severek yapıyorum. Hani herkes söylemez kendi mesleği için. Doğru. İşte 2-3 gündür atölyeye gelmemiştim. Şimdi kapıdan bir girdim, oh dedim. Yani atölyeyi seviyorum, işimi seviyorum. Bu çok önemli bir şey bence. Tabii kesinlikle o tahta kokusu herhalde cezbediyor olsa gerek. Sevmek lazım. Sevince güzel oluyor bence. Çok güzel. Peki yani gençlere tavsiye eder misin? Ne söylemek istersin onlara? Tabii. Tabii. Kesinlikle ederim. Bence el yetenekleri varsa, yani çok az da varsa olur. Bu gelişir. Çünkü bizim iş gerçekten tamamen tecrübeyle alakalı. Yapa yapa, boza boza ya da işte elinizi kese kese. Çünkü bu yollardan geçmeden, çalışmadan öğrenmek çok zor. Deneyimle alakalı açıkçası. Yani atıyorum ben belki 500 kere kıl takmışımdır, belki 1000 kere kıl takmışımdır ama işte her seferinde her yay farklı. Siz hep bir şey öğreniyorsunuz, daha da iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ben tavsiye ederim gençlere, yani bu yola girmek istiyorlarsa, bence güzel bir meslek. Birçok enstrümanın lütiyesi var, istedikleri enstrümanı seçebilirler. Türkiye'de birçok üniversite var, gidebilecekleri. Bence yapabilirler. Tavsiye ederim. Hatta branşlaşmak da belki mümkün olabilir yani diyorsun aslında. Tabii bizim Belli bir bölüm mesela enstrüman. bizim okulda yaylı ve mızraplı sazlar vardı. Yaylı sazlarda siz Türk müziği enstrümanlarını da yapıyorsunuz. Türk müziği enstrümanları işte hatta biz dilimli kemane, üç telli, dört telli İstanbul kemençesi, keman, viyola, viyolonsel gibi enstrümanları yaptık. Diğer tarafta mızraplı diye ayrılıyor bizim bölüm. Orada ut, tambur, bağlama, kanun, gitar yapıyorsunuz. Şimdi orada da sizin gönül verdiğiniz bir şey olabilir ya da yaparken hoşunuza giden bir şey olabilir. Oradan ben bu enstrümanı yapacağım deyip, yani ben de şu anda kemençe yapıyor olabilirdim. Diyebilirdim ki ne kadar güzel bir saz. Hatta ben sesine bayılıyorum. Kemençe yapımcısı olabilirdim. Yani üstüne gidip o işin. Öteki taraftan mezun olup benim çok arkadaşım var. Yani şey kanun yapımcısı, tambur yapımcısı, ut yapımcısı olan. Çünkü o enstrümanı seçip o enstrümanın üzerinde yoğunlaşmak lazım. Yani ben de mesela bana telefon ediyorlar işte gitar teli değiştiriyor musunuz? Gitarın sap ayarını yapıyor musunuz? Aslında yapıyorum. Ama işte yapmak istemiyorum çünkü bildiğim bir şey var. Onun dışında başka bir şey yapmak istemiyorum. Onun için branşlaşıp o şeyin üstüne gitmek güzel çünkü zaten çok derin konular. Yani böyle ki kemanı yapmak, kemanı bitirmek, kemanı cilde alamak, kemanı tamamen doğru düzgün yapmak için bence yıllar lazım. Daha da ilerisi var. Yani durum böyle.
Erencim, çok güzel bilgiler verdin. Umarım bu işi yapmak isteyenlere de güzel bir ışık tutmuş olduk diye düşünüyorum. Umarım bir daha fazla genç bu işe gönül verir ki bu iş de ölmesin yani. Çünkü her zaman ihtiyaç var lütiyelere. Bu önemli bir bölüm gerçekten. Enstrümantistler olduğu sürece lütiyelere her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Umarım Evet. gençler de senin gibi gönül vermeye devam ederler. İnşallah, inşallah. Bence de olmalı ve bence konservatuvarlarda da yani enstrüman bölümlerinde de çalan çalgı bölümlerinde de çalgı bakım onarım dersinin çok daha önemli olması ve çok daha iyi yer ayrılması gerekiyor. Çünkü onu da görüyorum. Yani çocuklar çok yaşları ilerliyor. İşte 15 yaşına geliyor. Yıllardır ders alıyor ama yayını kılını gevşetmesi gerektiğini bilmiyor mesela. Bu bütün bence yoğun olarak olmalı üniversitelerde. Çünkü çalan her şeyi bilmeli bence. Telini söküp takmayı, can direğinin düz olup olmadığını, eşiğinin geriye yattığını görmesi, düzeltmesi. Teli koptuğunda eyvah ben ne yapacağım dememesi gibi şeyleri tam böyle derinlemesine öğrenmesi gerekiyor bence. Ama yapamazlarsa biz varız. Buradayız yani. Çünkü zaten bir takım şeyleri ileri boyutta yapamazsınız. Hani sürekli kemanım reçine oluyor, ne yapmalıyım diye soruyorlar. Tabii ki siz yumuşak bir bezle sileceksiniz. Tabii ki işte enstrüman bezleri var, poliş bezler ama daha fazlasını yapamazsınız. Yapmayın. Çünkü garip garip yağlar sürüyorlar üzerlerine. Kemanları bozuyorlar. Sonra onunla uğraşmak gerekiyor. Biz tabii ki söküp burada özel maddelerle temizleyip ince bir cilasını yapıp teslim ediyoruz. Ama genel bir şeyi bilmek gerekiyor açıkçası. Çok teşekkürler Erencim. Programımıza katıldın. Çok güzel bilgiler verdin. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle yine nefesli sazlarla devam edeceğiz. Hoşça kalın.